arkadaşlar. Durum 0-0. Sanki galipmişiz gibi biz ayaktayız. Sanki mağluplarmışçasına Arsenalliler oturuyorlar. Dile kolay. 10 kişiyle oynayan bir Galatasaray karşısında böylesi tempolu bir maçın arkasından uzatma dakikalarında altın golü atamıyorsunuz. Serbest vuruş bizim. Ümit topun gerisinde. Son bir dakika. Düdüğümü bekle dedi Vieto. Ekstra bölüm başladı. Ümit topun gerisinde. Popescu da orada. Baraj 3 kişi. Ümit geliyor. Ümit vuruyor. Simon. Birisine çarpsa kontu piyede kalacak. Ve bitti, bitirdi. Lopez Nieto artık daha fazla riske girmedi. Ve 120 dakikanın son düdüğünü çaldı. Sevgili seyirciler, UEFA Kupası'nda müthiş bir 120 dakika izledik. Ve artık kupa penaltı vuruşları sonrasında sahibini bulacak. Ömer, seni dinliyorum. Valla önce tek söyleyeceğim, şu helal olsun diyorum. Yani böyle bir mücadele, yani bunu böyle gururla bize buradan yaşattılar, helal olsun. Başka söyleyecek hiçbir şey yok. Mükemmel bir şey, 120 dakikalık bir oyun. Ömer, bir şey söylemek istiyorum. Tribünler, tüylerim diken diken. Evet. Tribünler, Türkiye seninle gurur duyuyor diyor. Evet. Senin söylediklerin de aynı. Çok yani doğru. Bu çok hakikaten önemli. Gurur duyuyoruz. Öncelikle bir kez daha ayakta alkışlıyoruz Galatasaray'ı. Artık penaltı vuruşları. Penaltı vuruşlarında kimler kaybetmedi ki? Simon'lı İngiltere 96, Euro 96'da yarı finalde Wembley'de Almanya'ya karşı penaltı vuruşlarında kaybetmedi mi? Nice finaller, nice kupalar gitmedi mi? Tekrar alkış istiyorum sizden. Bir kez daha yüreklerinizi buraya gönderin. Ne olur bir kez daha. Ve kalkın ayağa, ekranları başında, evlerinde, dev ekranların başında izleyen futbol severler. Galatasaray'ımızın UEFA Kupası'nda kupaya uzanabilmesi için artık sadece penaltı vuruşları kaldı. Sevgili seyircilerimiz, az önce de söyledik ya, kaybetsek ne olur ki? Galatasaray bizim gönlümüzde kazandı ve şimdi penaltı vuruşlarının kullanılacağı kale belirleniyor ve Lopez Nieto Galatasaray tribünlerinin önündeki kaleyi belirliyor. Kura atışında biz kazandık ve kaptanımız şu anda Galatasaraylı tribünlerin önündeki kaleyi belirledi. Beşer penaltı vuruşu ve olmadı, seri penaltı vuruşlarına geçilecek. Taferel ve Simon'a çok fazla iş düşecek. Taferel özellikle uzatma dakikalarında yaptığı kurtarışlarla Galatasaray'ı penaltı vuruşlarına taşıyan isim. Galatasaray bugün revire döndü. Galatasaraylı tribünler ekranlarınızda. 15 bin kişi maçın başından itibaren durmadan, dinlenmeden, onlar da Galatasaraylı futbolcular gibi sürekli olarak desteklediler. Ve şimdi Galatasaray ve Arsenalliler orta yuvarlağın iki yarım diliminde yerleştiler. İlk önce topun başına Ergün geliyor ve Ergün'ün karşısında Simon. Nefeslerinizi tuttunuz sevgili seyirciler, biliyorum. UEFA Kupası'nda finalde artık penaltı vuruşları. Ergün topun başında. Lopez Nieto herkesi uzaklaştırdı. Sadece futbolcular orta yuvarlağın içinde. Herkes dışarıda. Herkesin dışarıya çıkmasını istiyor. Arsene Wenger'in de dışarıya çıkmasını istiyor. Ergün'ün gözlerine bakın. Endişe, heyecan, kritik bir an. Ergün, Ergün de gol. Beklediğimiz gol işte buydu aslında. Ergün'le 1-0 öne geçiyoruz. Şimdi arkadan büyük bir tezahürat çıkacak onlar atarken. Taferel karşısında. Yıllarca Dünya Kupalı finallerinde oynadı. Birçok final gördü. Şüker geliyor. Taferel dikkatli. Ve direkten döndü. Ve direkten döndü. Tanrım. Tanrım ne olur kesilmesin, devam etsin. 1-0 öndeyiz. Şüker'in vuruşunda top direkten dönüyor. Şüker'in vuruşunda top direkten dönüyor. 1-0 öndeyiz.
Hakan. Bu sevinç hiç durmasın. Bu sevinç bu 5 vuruşun sonuna da yansısın. Hakan. 26 golü var Avrupa Kupalarında. Hakan ve gol! Hakan ve gol! 2-1. Hakan ve gol 2-0. Şu anda 2-0. Çıkarırsın Tafanel. Didik çaldı. Parla geldi. Ve top ağlarda 2-1. Ümit geliyor sevgili seyircilerimiz. Ümit Davala. Tuttuk nefeslerimizi bir kez daha. Haydi ümidimiz. Haydi ümidimiz. Ümit ve ters köşe. Biri sağa biri sola. 3-1. Az kaldı çocuklar. Az kaldı. Haydi Tafarel diyelim şimdi. Haydi. Patrick Vieira. Çizgide. Haydi Tafi. Haydi Tafi de direkler döndü. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Direkler bir kez daha izin vermedi. Direkler bir kez daha izin vermedi. Tanrı bizim olmamızı istiyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Atarsa bizim. Atarsa kupa bizim. Aman Allah'ım. Popescu. Popescu geliyor. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Gol! Gol! Kupa bizim. Levent Cingöl. Kupa bizim. Kupa bizim. Tanrım. Tanrım şu güzelliğe bakın. Tanrım kupa bizim. Korkunç bir şey. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. UEFA Kupası 1999-2000 sezonunda bizim sevgili seyirciler. Söyleyecek ne var ki? Söyleyecek ne var ki? Görüntüler göstermiyor mu? Ve Arsenalliler ayakta alkışlıyorlar takımımızı ve kendi takımlarını. Bu kadar yorgunluğun üstüne de 4-4 penaltı. Sevgili seyirciler, buradaki atmosferi, buradaki ambiyansı ve işte bize kupayı getiren gol. Buradaki ortamı sizlere anlatmak öyle zor ve de öyle kolay ki. Türkiye sizinle gurur duyuyor diyor tribünler. Gerçekten öyle. Bir Roman futbolcu. Ve hemen güvene sözü bırakıyorum. Röportaj için yanında Fatih Terim var. Bir derece üstesine gelemiyorum. Sonra çok bol bol konuşuruz. O insanların hepsine teşekkür ediyorum. Dualarını, kalplerini, iyi niyetlerini yollayanımıza güvenen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımla iftihar ediyorum. Bu camiaya, bu ülkeye hayırlı olsun. Devamı gelecek. Devamı gelecek. İnanıyoruz. İnşallah bu ülke devamını getirir. Yeter ki bu ülkenin insanlarına güvenilsin. Bu ülkeyi devamını getirir. Sadece futbolda değil. Her şeyde getirir. Çünkü biz düne bakmıyoruz. Dünü de bugüne mahkum etmiyoruz.
Çalışıyoruz. Allah'ımıza çok şükür günleri gördük. Bütün ülke hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Popescu, sen getirdin kupayı. Son vuruş sendendi. What a very difficult game. I think everybody played a terrific game. We played a lot of spirit. It was very difficult because Hacı wasn't there. But that is the winning of all Turkey. Of the football of Turkey. Thank you, Turkey. Evet, çok zordu. Çok değişik bir oyun oldu. Gerçekten çok güzeldi diyor. Popescu ve George Popescu, Türkiye'ye hediye ediyoruz kupayı diyor. Röportajlarımız devam edecek sevgili seyirciler. Aldık kabul ettik Popescu. Aldık kabul ettik bu hediyenizi. Sağ olun, var olun. Sevgili seyirciler. Biraz sonra Barken Stadı bir büyük ana sahne olacak. Taparel işte arkadaşlarının arasında havaya atılıyor. Ne kadar sevinseler azdır ve bu kupada Taferel'in yeri o kadar fazla var ki, öylesine var ki. Hazır, Ergün hazır. Hemen tekrar ben sözü Güven'e bırakıyorum. Yanında Ergün olsa gerek. Söz evet. Sende Güven. Teşekkürler Levent. İlk penaltıyı sen attın Ergün. Heyecan çoktu değil mi? Hocam bana güveniyordu. İlk penaltıyı sen atar mısın dedi. Ben de tabii atarım dedim. Bugün de zaten doğum günümdü. Doğum gününde bir de gol atmak bana nasip olsun dedim. İlk geldim soğuk kalmıydım. Gol oldu, çok mutluyum. Arkadaşlar da buna inandık ve başardık. Tüm Türkiye'ye hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Söz tekrar Levent Özçelik'te sevgili seyirciler. İşte tribünlerimiz sevgili seyircilerimiz. İşte tarihi an. Defalarca izleyeceksiniz bu tarihi anı. Defalarca tadacaksınız Popescu'nun yüz ifadesindeki bu mutluluğu. Bülent. Kutluyorum. Omzun nasıl önce onu soralım. Ya ne diyebiliriz ki? Ya şu takım her şeyi hak etti. İşte Avrupa'nın en büyüğümüz. En büyüğümüz. Biz bunu hak ettik. Bileğimizin gücüne geldik. Penaltı kullanacak mıydın? Omzun öyleyken bekliyordun. Ya gelseydi yani. Ya yani bize de sıra gelseydi biz de açardık. Ama gelmedi olsun. Nasıl şu anda, ağrı var mı? Fark etmez, hiçbir ağrı. Hiçbir ağrı hissetmiyoruz artık. Türkiye adına sizlere teşekkür ediyoruz. Söz yeniden Levent Özçelik'te. Şu anı seyredin sevgili seyirciler. Bu an aslında o 120 dakikanın nasıl bir boşalmaya sebep olduğunu da gösteriyor. Lennart Johansson, UEFA Başkanı, Sekreter Agner ve hemen yanında UEFA As Başkanımız Şenes Erzik var. Maçtan önce yapılan briefingde kupayı eğer Galatasaray kazanırsa Şenes Erzik'in vereceği söyleniyordu. Bakalım bu gerçekleşecek mi? Fatih Terim ve arkadaşları, teknik heyet, yöneticiler sahanın ortasında dans ediyorlar. İşte 120 dakika boyunca mücadele eden Arsenal takımı bir kupa galipleri kupası finalinde aslında Kopenhag'da kupayı kazanmışlardı. Notlarıma bakıyorum. Yine Parken Stadı'nda Parma'yı 1-0 yenmişlerdi 4 Mayıs 94'te. Ama bir başka Mayıs akşamı kupa Galatasaray'ın oldu. Onlar da 120 dakika boyunca ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ama diyorum ya, bu kupayı en çok biz istedik. Gönlümüzden o kadar fazla istedik ki sonunda o penaltı vuruşları, o penaltı vuruşlarında da, çünkü vuruşlar her zaman için şanstır bir anlamda. Şans geldi ve bize güldü. Vallahi hakikaten artık öyle bir şey ki konuşacak halimiz bile yok heyecandan Levent'ciğim. Yani gerçekten şu mutluluğu yaşamak korkunç bir şey. Yani hakikaten, ama bir şeyi tekrar edelim istiyorsan. Yani gerçekten bu Galatasaray'a yani helal olsun, söyleyecek hiçbir şey yok. Böyle bir mücadele 120 dakika. Bunun 30 dakikası yaklaşık 10 kişi, 2 sakat, yarımşardan onlar eksik o vaziyette. Arsenal gibi bir deve karşı mücadele ediyorsun. Ve hiçbir bölümde mahkum en ufak bir dakikalar oynamıyorsun. Tabii ki tehlikeler yaşadık ama biz de tehlikeler yarattık. Ve sonuçta bu tarihi zafer gerçekleşti. Bunda payı olan herkese binlerce teşekkürler. Şu gururu bize yaşattıkları için
bu tarihi zafer için. Yani hakikaten hislerimi açıklamakta şey yapıyorum, zorlanıyorum. Yani biz de burada büyük bir stres yaşadık ama bu tarihi maçı böyle seninle birlikte anlatmanın mutluluğunu yaşıyorum şu anda. Ben de Tanrım'a şükrediyorum. Bir Nöşetel maçından sonra böyle bir maçı anlatma fırsatı. Kurumuma teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyircilerimiz, Lopez, Nieto ve yardımcıları da bu maçın anısına hatıralarını aldılar. Ve Galatasaray'ımız az sonra şeref kürsüsüne çıkacak. Altını çiziyorum. Lütfen sevincimiz üzüntüye dönüşmesin. Lütfen ama lütfen sevincimizde başka insanların üzüntüsü olmasın. Biliyoruz dışarılara çıkacaksınız, sevineceksiniz. Ama ne olur ölçülü sevinin. Ne olur. İşte podyumda bizim çocuklar. İşte podyumda Ümit Davala, Hasan Şaş, arkasında arkadaşları ve biraz sonra sakat maçı tamamlayan kaptanımız Bülent'in ellerinde yükselecek UEFA Kupası göğe. Madalyasını alan kupanın arkasına doğru çıkıyor. Tafareli, Bülent'i, Popescu'su, Arif'i, Okan'ı, Suat'ı, Hakan Şükür'ü, Hacisi, Ümit'i, Kaponisi, Ergün'ü, Kerem, Fatih, Ahmet, Mehmet, Hasan'ı, Hakan Ünsal, Marsiyosu'yla Galatasaray podyumda sevgili seyirciler. Galatasaray podyumda ve yavaş yavaş Hakan Şükür'le birlikte Ümit de podyuma doğru hareketleniyor. Birlikte ellerini alacaklar. Kaptan ve Hakan Şükür ilk önce birlikte kaldıracaklar UEFA Kupası'nı. Galatasaraylı futbolcuların oley 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 şampiyon cimbon sesleri buraya kadar geliyor. İşte Şenez Erzik önce Hakan Şükür'ü, arkasından Bülent'i tebrik ediyor. Lennart Johansson da her ikisini tebrik ediyor. Kupayı Lennart Johansson veriyor Hakan ve Bülent'e. UEFA Kupası Galatasaray'ın. Biraz daha çok kısa satır başlarıyla sizlere hatırlatmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme grubunda önce rakipliğini deplasmanda 1-0 geliyor. Daha sonra içeride 1-0 geliyor. Ve işte değerli seyirciler, UEFA Kupası kazananı Galatasaray. 2000 yılda UEFA Kupası kazananı Galatasaray. Skorboard'a da böyle yansıyor. Arkasından Şampiyonlar Ligi'ne başlayan Galatasaray, Hertha Berlin'e 2-2 berabere kalıyor. Ardından Milan'a 2-1 yeniliyor. Chelsea'ye 1-0 ve daha sonra içeride 5-0 yenildikten sonra işte dönüm noktası başlıyor. Grupta lider olan Hertha Berlin'i gidiyor deplasmanda 4-1 yeniyor Galatasaray. Hakan'ın 2, Tugay ve Okan'ın golleriyle. Arkasından Milan'la oynuyor. 2-1 yenik durumdan durumu 2-2 yapıyor. Son dakikada Lopez Nieto'dan bir penaltı kararıyla topun başında Ümit Galatasaray'a UEFA Kupası'nın kapısına işiyor. İşte o Ümit o penaltıyla UEFA Kupası'nı ellerine kaldırmanın da belki de hocasının ellerine vermenin de sinyallerini veriyor.
Ve Galatasaray UEFA Kupası'nda önce Bologna'yı, arkasından Borussia Dortmund'u, olmadı Mallorca'yı, olmadı arkasından Leeds United'ı ve bir başka İngiliz arkasından Arsenal'i deviriyor ve kupanın sahibi oluyor. Ve işte şimdi Galatasaraylı futbolcular teknik direktörleriyle birlikte, başkanlarıyla, yöneticileriyle birlikte bir hatıra fotoğrafı için podyumun üzerine bir kez daha çıkıyorlar. Galatasaraylı taraftarların bulunduğu tribünler hiç boşalmadı. Çok az boşluklar var ama hemen herkes tribünlerde sevgili seyirciler. Emre'nin yokluğu sonulduğunda Fatih Terim'e, ben ona kırmızı kart gördüğü için kızmıyorum çünkü haksız bir kırmızı kart görmüştü. Ama böylesi genç bir yaşta, böylesi bir finalde oynayamayacağı için üzülüyorum demişti. Dinleyin sevgili seyirciler, dinleyin. Kralımızın ellerinde Avrupa kupalarında şu ana kadar 27 gol atan Hakan Şükür kupanın arkasında bir hatıra fotoğrafı çekiyor, çektiriyor. Yarın sadece Türk gazetelerinde çıkmayacak bu görüntüler. Dünyanın dört bir yanında çıkan, ağırlıklı olarak Avrupa'daki tüm gazetelerin spor sayfalarının manşeti UEFA Kupası'nın galibiyle dalgalanacak. İşte Popescu bu golle UEFA Kupası'nı Galatasaray'a getiriyor.